herkese merhaba. Bugün değişik bir video olacak benim için de. Bugün yubaya çıkacağım. Bayağıdır çıkmıyordum. Yani 2 ya da 3 defa yaptım yubayı. Nedir ne değildir bir fiyatlara bakalım. Değiyor mu değmiyor mu? Arabayla yapacağım bugün. Şimdi Sky'le vedalaşacağız. Sky, hey. Görüşürüz oğlum. Biz çıkalım arabamıza. Videoya başlayalım. Hemen bir like'lar gelsin şöyle. Şimdi evden çıktım. Hava çok sıcak. Şöyle giyindiğime bakmayın. Yani şu anda çok sıcak diyorum ama tabii şu an biz sonbahar, artık kışa doğru giriyoruz. Hava şu anda 13-14 derece. Hatta şöyle etrafı göstereyim size. Havada hiç bulut dahi yok. Ve bizim yaşlı moruk orada. Hava güzel. Hava şartları mükemmel. Her şey iyi. Hadi atlayalım, geçelim videoya. Evet, şimdi arabaya bindik. Şöyle telefon var. Ben bunu kullanıyorum. Kendi telefonumu kullanmıyorum. Kablo da rahmetlik oldu arkadaşlar. Para yok oğlum, alamıyoruz işte. Burada köpek maması yiyoruz. Bir tane dayı vardı, öyle söylüyordu. Hadi geçelim artık videoya, yeter. Hatta şöyle göstereyim. Benim olduğum yer arkadaşlar, evler bu şekilde. O yüzden UBA yapmak çok rahat. Yani şehire nazaran buralarda UBA yapmak çok kolay. Tek dezavantajı, tabi burada az insan olduğu için City'deki gibi çok delivery almıyorsunuz. Ama çok kolay. Yani direkt kapı burada. Tık tık. Tiki taka. Ama City'ye nazaran fiyatlar bir tık daha yüksek. Çünkü az insan yapıyor burada da otomatikmen. Ama promosyonlarla da güzel günü geçirebiliyorsun. Bende şu anda promosyon yok. Aldığımız sadece kılçıksız delivery'nin parası olacak. Şurası da geçen gün top oynadığımız yer. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Hatta şu anda bir maç var. Aynı. Bayağı dolu saha. Kesinlikle burada seçmeler var. Aynı seçmeler var. Şimdi restoranlar bölümüne geldik. Şu arka taraf şöyle göremiyorsunuz ama şuralar şöyle komple restoran. Startı verelim. Koşuyu başlatalım. Şimdi aldık 14 dolarlık bir serüven başlasın. Tam gidiyordum, bir tane daha geldi. Hemen Hungry Jack's var karşıda. O da 7 dolar. Onu da aldık. İlk diyor El Jannat diye bir restoran var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra Hungry'ye geçeceğiz. Şimdi paketi aldık. Zaten direkt şurasıydı. El Jannat dediğimiz yer. Paketi aldık. Hungry de direkt karşıda. Şimdi atlayıp gideceğiz bakalım. Hungry'mizi de aldık. Şöyle paketledik. Şimdi yolumuza başlıyoruz. Hemen çalıştıralım, uçalım. Adresimiz Jackson. Yani ikinci aldığımız. Çünkü yol üstünde ilk Jackson yakın. Ondan sonra diğerini vereceğiz. İlk aldığımız. Şimdi geldik Jackson'a siparişi vermeye. Burası da böyle bir malikane. Kapı da açık kalmış lan. Şimdi siparişimize basalım. Fotoğraf çekmiyoruz. Atla diyoruz. Okey. Şimdi ikinci rotayı çiziyor. Sonbahara girdiğimiz için her yer yaprak. 10 numara ortam. Burası Kobiti. Yani buranın yerleşkenin adı Kobiti diye geçiyor. Şöyle evleri göstereyim size biraz. Biraz böyle Amerikan style tarzı evler var. Daha da güzel yani buralar. Şimdi ikinci siparişimi getirdim. Şöyle bırakıyorum. Burası da böyle bir memleket. Burası da biraz daha küçük evler var. Orta gelirli insanlar değil. Bu siparişim ortalama 38 dakika sürdü ve 20.64 sent kazandım. Yani 21 dolar, 20 dolar gibi civarı bir şey. Şimdi yine geldi Harrington Park. Alalım bunu da bakalım. Zaten hemen şurası gideceğim yerde.
şimdi. Franko'muzu da aldık, gidiyoruz. İçeride video çekmiyorum arkadaşlar. İçeride çünkü müzik var. Müzik olduğu için de YouTube'da telif hakkı olayı var. O yüzden atlıyoruz, şimdi gidiyoruz. Şimdi 11 dakika yolumuz var. Şimdi yola çıkalım bakalım. Ya Allah. Siparişi şuraya bıraktık. Burası da bu şekilde. Burada çıkmaz sokak diye bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dönemeç yapıyorlar. Çıkmaz sokak olduğu anda böyle dönüyorsun sadece. Yani Türkiye'deki gibi geri geri gitmiyorsun. Buradaki evler de güzel. Yani bu bölümü seviyorum ya. Hani sizde olmaktansa bu tarafta olmak, böyle evlerde yaşamak herkesin bir hayali var işte. Bu arada 11 dolar kazandık bu siparişten. Şimdi Bastı'da aldık buradan. Bu şekilde binelim dedim. Yuba yapmayı arkadaşlar çok fazla sevmiyorum. Çünkü insan sürekli yalnız böyle kafayı yiyecek moda giriyor. O yüzden 2-3 defa yapmıştım. Sonra bıraktım, dedim ben bunu yapmak istemiyorum diye. Şu an sırf yani video olsun diye yapıyorum. Bakalım bir 4-5 saat yapacağım. Ne kazan çıkacak, ona göre bakacağız. Siz de en azından böyle arada video atayım. Etraf falan bakarsınız. Dışarıda ne var ne yok görmüş olursunuz merak edenler için. Şu Camry herhalde Türkiye'de şu anda vardır bir 400-500 bin TL ya. Siparişimizi bıraktık. Şimdi arabamızı atlayalım, yine gidelim. Uygulamadan da basalım. Sipariş teslim ediyoruz. 4 numara, 2 numara solda. Ve şu bugün işler kesat gibi ya. Daha 50 dolara yeni ulaştık. Sanırım 4-5 saatten fazla yapmayacağım gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben fazla öyle asılmıyorum yani. Sürekli böyle sipariş alma peşinde değilim. Genellikle böyle işte yakın olan yerler, çünkü uzak olan yerlerde Vodafone çekmiyor. Çekmediği zaman da böyle köy gibi bir yere gidiyorsun. Oradan çıkman artık dön dolaş yine aynı konuya geliyor. O yüzden böyle yakın yerlerde tiki taka fiyat bakımına bakıyorum. O yüzden öyle çok saldırmadığım için şu anki fiyat bu. Normalde şu anda bir 70-80 olması lazımdı. Bu Uber olayını arkadaşlar Indianlar, Hindistanlılar gerçekten çok iyi yapıyorlar. Yani adamlar durmak bilmiyor ya. Yani sipariş üstüne sipariş, günde 400-500 dolar alanı da gördüm yani gözlerimle. Ama yani bu esas işiniz olmamalı. Yani bu esas işiniz olursa çok sizi geriye atar. Bunu açık söyleyeyim. Bu tamamen sizin yan geliriniz olması lazım. Yani esas bir işiniz var. Boş zamanımda ben bu işi yapıyorum gibi olması lazım. Çünkü herhangi bir kendini geliştirecek bir olay yok. Bir de şöyle bir durum var. ABN ile çalıştığınız için şu an aldığınız parada herhangi bir vergi yok. Ve bunu şu anda mesela Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayında siz bu taksı devlete ödeyeceksiniz. Yani sizi bir muhasebeci bekleyecek. Muhasebeciye para vereceksiniz. Benim işte vergimi hesaplayın gibi. Kazandığınız UBA'dan aldığınız paraları bir nevi vergisi var. Yani bu vergiyi de vermeniz lazım. Aksi takdirde cezası büyük. Onu da söyleyeyim buradan. Yani UBA yapacak arkadaşların bilgisi olsun. Yani bu aldığım para cuk cebe inmiyor. Temmuz'da birden sonra böyle bir durum var. Bilginiz olsun yine sizin. Bu arada tam çekerken bir sipariş geldi. Catherine Fit. Bunu alıyorum arkadaşlar. Çok yakın yani. Aldığımla verdiğim arası 3 kilometre arka sokak gibi bir şey. 6 dolar 6 dolardır buralı. Şimdi buradan ürünümüzü alacağız. Tavsiye ederim, Portekiz yemekleri var. Olay bu işte. Al ver al ver, aynı şey. Siparişimizi şimdi 22 numaraya bırakıyoruz. Amcam herhalde inşaatta çalışıyor. Burası da biraz daha böyle dışarıda bir yer. Yeni yapılıyor. Güzel evler ya. Bunlar da mesela biraz daha küçük. UBA'nın chat merkezine yazdım. Hani niye bana promosyon yok diye. Hani bizim promosyon nerede abi diye.
Dedikleri şey, uzun süre yapmadığın için promosyon göndermiyoruz. Büyük ihtimalle bugünden sonra diyor, tanımlanacaktır diyor. Yani örnek veriyorum, yarın tanımlanacakmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şuradan şöyle bir U-turn. Tabii ki çekmeyeceğiz. Şu ileriden döneceğiz. Şu karşıdan döneceğim. Şu yola geçmem lazım, geri döneceğim. Şuradan şöyle dönüp tekrar aynı yola gireceğiz. Getirdik abimizin kahvesini. Ay, araba da kapının önünde şekil he. Siparişimizi bıraktık. Şöyle bir ortam. Güzel yerde kalıyormuş. Dediğim olay da bu. Şu daire. Şöyle şuradan dönüyorsun. Çıkmaz sokak diye geçiyor mesela burası. Herkesin burada evi var. Kiminin böyle teknesi falan var. Avustralya'da trafik kurallarında birinci kural abi. Sağdan gelen arabaya her zaman yol vereceksin. Net. Bitti. Bunu yaptığın anda zaten trafik soldan işliyor. Bunu da zamanla çözersin. Ama araba, eğer sağında araba varsa duruyorsun. Herkes sağındaki arabaya yol veriyor. Böylelikle kendi kuralını kendin koymuş oluyorsun. Her yere trafik lambası koymana gerek yok abi. Güzel sistem. Normalde burada duruyorsun ve bakıyorsun. Sağ tarafta kimse yok. Devam. Aldık yine bir tane sipariş. Bu da 3-4 dakika bir şeydi. Buna da 7 dolar ödüyordu. Bunu da aldık. Çok yakın mesafe. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Türkiye'deki neresi diyeyim yani, bir Balat mı diyeyim, çukurun çekildiği yer gibi mahalleye giriyorum. Ortalık böyle, sıkıntıyı hissettim zaten, daha arabada hissettim. Şimdi gideceğimiz yerde yani izleyip görelim abi. Az önceki siparişi şuraya bıraktım. Şuradaki kapının oraya. İçerisi öyle bir pis kokuyor ki. Yani kedi mi ölmüş, köpek mi ölmüş? Acayip bir ev ya. Yani gece girmeye korkarsın eve ya. Mahallede zaten çok tekin bir yer değil. Adam odun toplamış. Sen ne yapıyorsun dayı ya? Bunlar böyle çerez video arkadaşlar. Bunlar böyle çerez video. Kapalı, yani arka sokak. Şimdi son siparişimi aldım arkadaşlar. Daha fazla yapmayacağım. Şöyle göstereyim. Çok yakındı zaten. 7 dolar falandı. En son göstereceğim size ne kadar kazandığımı. Düşme be oğlum, dur işte. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet. Bitti arkadaşlar. Vay, efsane kasa Toyota'mız da buradaymış ha. Daha da yapmıyorum, yeter. Şöyle etrafta göstereyim. Bugünkü kazancımız bu kadar arkadaşlar. 10 yolculuk yaptım. 86 dolar kazandım. Allah bereket versin. Şimdi marketteyim. Şimdi burada harcayacağız. Marketten de birkaç bir şey alacağım. Yani bugün kazandım, bugün burada eriteceğiz. Çok şükür yine diyelim. Yani 4 saatte böyle bir şey yaptık. Ama daha fazlasını kazanır mıydık? Aynen, kazanırdık. Yani günde 8 saat çalışırsan 250-300 dolar rahat bulursun arkadaşlar. Ama ben çok fazla kaptırmadım sırf video çekeceğim diye. Şimdi markete geldim Woolworths'e. Şöyle göstereyim. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir şey için de geç kalmış değilsiniz. Bana bu şekilde mesajlar da geliyor. Canınızı sıkmayın. Umarım elbet bir yolunu bulursunuz. Anladınız siz. Hoşçakalın.